hükümeti değil. Ama bunu değiştirmiyorlar. Ama bir şey söyleyeyim. Bunun için lütfen, lütfen birbirimizle bir olalım. Birbirimizi çok sevelim. İnanalım. Güvenelim. Güç birliği yapalım. İş birliği yapalım. Beraber bir araya gelelim. Dedim ki bu ülkede hukuksuzluk var. Bu ülkede gencecik teğmen içeri atılmış, 29 aydır söylüyor. 29 ay bu telefonlar benim değil diyor. Savcılar, hakimler, medya, egemen güçler görmüyor. 29 ay sonra bu ispat edildi. Bir tek kişi bile ya bu 29 ayı bu çocuk neden içeride geçirdi diye sormadı. Sevgili arkadaşlarım, bunun için dedim ki CHP göreceksiniz, ben buna karar vermem dedim. Nisan ayında göreceksiniz, kişiler atanacak, bunların yetkisi bende değil, tek oyun var. Ben bunların içinden 2-3 arkadaşım bu haksızlığın farkına varılması için meclise almamız gerekli dedim. Hemen turnusol kağıdı gibi, turnusol. Hemen döndüler bizlerin üstüne televizyonlarda. Şöyle dediler: aa, Süheyl Batum Ergenekoncuymuş. Ergenekon'a tünel kazıyormuş. Sevgili arkadaşlar, bunun için söyledim. Yarın başka şeyler de duyacaksınız. Sakın, sakın inanmayın. Bizlerin hepsini, hepimizin tek bir amacı vardır. Hiçbir yere tünel kazmak falan değil. Biz açığız. Biz netiz. Biz ortadayız. Bizim istediğimiz Türkiye'yi hukuksuzluğun olmadı. Bu rezilliklerin yaşanmadı. Gençlerinin geleceğinin olduğu bir ülke haline getirmek. Günaydın. Cumhuriyet mitinginde bunu milyonlarca kişi söyledik. Doğru mu? Milyonlarca. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Sonra o güçlü deyince sakın güçsüz demeyin. O güç devreye girdi. CIA'nın ışıkları 10 gün sabaha kadar açık kaldı. Ve sonra bizi ne yaptılar? Böldüler. Birilerini korkuttular. Büyükada dediler ki oğlum bir bildiri yaz. Büyükada inandı. İktidara da gidip birileri kandırdık, şimdi bildiri yayınlıyor. Merak etme, sen de karşı çıkarsın. Ülkeyi böyle ikiye bölersin dediler. Bütün oyun çıktı. Yaşar Büyükada bugün ortada mı? Hayır, saklandı, bilmiyoruz nerede. Hadi Yaşar Büyükada orada. Hesabını sorsanıza. Hadi Kenan Evren orada, hesabını sorsanıza. Hadi Hilmi Öztürk orada, hesabını sorsanıza. Oyunlara gelmeyeceğiz, birbirimize düşmeyeceğiz. Onlar ne yapıyorsa tam karşısını yapacağız. Merak etmeyin, Türkiye'de aydınları, ekonomiyi de, üreten ekonomiyi de, doğru dürüst bir anayasayı da, hukuk devletini de gerçekleştirecek kadrolar vardır. Buradan bile çıkacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Hep beraber güneşi fethedeceğiz. Fethetmeye gidiyoruz. Hepinize saygılar.